Amerika'ya C1 vizesiyle geldim. B1 veya F1 vizesine statü değişim sürecinde ehliyet alabiliyor muyum? Ben sadece I-20 belgesiyle ehliyet alabildiğini duydum. Acaba bu doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Tabii ki ehliyete başvurduğunuzda ehliyeti sevilecek yetkili kurum bulunduğunuz eyaletteki ve bölgedeki ehliyet kurumu, buna DMV diyorlar, Department of Motor Vehicle, sorumludur. Dolayısıyla bu departmanda her eyaletten eyalete değişik kurallar uygulamaktadır. Eğer sizin bulunduğunuz eyalet bu noktada yasal statünün olmasını bekliyorsa kişiden, bu noktada ehliyete başvuracak kişiden, o zaman sizin tabii ki elinizde yasal durumunuzun olması gerekiyor. Yani sizin durumunuzda C1'ınız var ve bitmiş durumda ama içeri verdiğiniz dosyada turist ya da işte öğrenci statü başvurunuz var ve onlar beklemede. Onlar beklemede olduğu sürece siz onay alma durumunda gecikeceksiniz. Dolayısıyla onayınızı alana kadar da ehliyetinizi almanız mümkün olmayacaktır. Ta ki ne zaman göçmenlik dairesi yaptığınız başvuru onaylarsa, eğer bu öğrenci ise ve size onay yazısı gönderirse, o zaman onay yazısı ile beraber, I-20'nizle beraber ehliyetinizi uzatmanız ya da almanız mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi bu eyaletten eyalete değişebiliyor. Bu noktada siz bulunduğunuz bölgedeki departmana, yani motor vehicle bölümüne gidip bu durumu değerlendirmenizde fayda olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.